Son yıllarda özellikle savaşlara ya da çatışma bölgelerine gitmiyorum. Gitmek istemiyorum. Bu benim kişisel tercihim. Ama gittiğim zamanlarda ve bir çatışma ortamında bulunduğumda, özellikle iki ateş arasında kaldığımda hep şunu düşünürdüm. Ben niye buradayım? Niye geldim? Taraf değilim, tarafsızım ama bana bir şey olsa, yaralansam, vurulsam, işte sakatlansam nasıl başımın çaresine bakacağım diye paniklerdim hep. Ama tabii bu paniklemede olay olduktan sonra, o an atlatıldıktan sonra unutuluyor. Tekrar yine benzer çatışma ortamına giriyorsun ve çalışman ve çatışmalar devam ediyor. Bir keresinde yine Felluce kuşatmasında Irak'tayken bir Amerikan timiyle birlikte araziye çıktık. 10 kişilik bir ekipti sanıyorum, asker grubu. Biz de 3 gazeteciyiz, bir muhabir, bir kameraman, radyo muhabiri, kameraman ve ben. Bir noktaya geldik, arazide indik, zırhlı araçtan hepimiz. Radyo muhabiri arkadaşım askerlerden birine dedi ki, çantamı araçta bırakabilir miyim? Taşımak istemiyorum dedi. Askerler buna güldü. Araç bizi bırakacak arazide ve gidecek. Bir daha yani buluşup buluşamayacağımızı net söyleyemem dedi. O an tabii hepimiz birbirimize bakıp nasıl yani hani siz getirdiniz bizi buraya nasıl döneceğiz ya da ne olacak diye bir şaşkınlık yaşadık. Bu şaşkınlık bir süre sonra endişeye dönüşmeye başladı. Çünkü çatışma başlamıştı. Ve o an ben de gerçekten korktum. Yani korkmak ayıp değil ve aslında çok iyi bir duygu korkmak. Ve korktum hani yaralansam bir asker beni taşır mı geri? Hayır. Bir arkadaşım taşır mı, medya meslektaşım? Onun da kendine hayrı yok. Ne olacak? Nasıl döneceğim kaldığım yere? İşte karşı taraf yakalasa zaten Amerikan askeriyle gelmişsin, işbirlikçi olarak görülüyorsun. Katli vacip şeyine giriyorsun. Tabi bunlar hep yaşandığında çok zor. Sonra böyle anlatırken ya da hatırlarken de zaman zaman gülüp geçtiğimiz, zaman zaman keyifli anlattığımız anılar olarak kalıyor hayatta.